Aleyhissalatü vesselamın özelde ama genelde bütün elçilerin görevi zaten kendilerine bildirilenleri toplumlarına açıklamaktır. Özelde Resulullah'ın kendisine indirilen vahyi toplumuna aktarmasıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çoğu kez karşımıza çıkan bir kavramdır tilavet. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ Bu ayet-i kerimede de karşımıza çıktı bu. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ Neyi tilavet edeceksin? Vahyettiğimiz, sana vahyettiğimiz ayetleri tilavet edesin diye. Bu kelimenin bir de aynı anlama, Türkçe'ye çevrildiğinde aynı anlama gelebilecek olan kıraat şeklinde bir karşılığı var malum Kur'an-ı Kerim'de. Kıraat da okuma diye tercüme edilir. Tilavete de okuma diye tercüme edilir. Ama tilavet kıraattan daha farklı bir okuma biçimini anlatır. O yüzden meali yansıtırken okuyup açıklayasın. Aslında ancak bu kadar ifade edildiği için bu şekilde söylüyoruz. Tilavet bir metni sadece okumak değil, o metni anlamak, anlaşılan metnin peşinden gitmek yani izlemek, onu takip etmek anlamındaki bir okumayı kasteder. Tilavet ile kastedilen budur. Kıraatta bu olsa da olur, olmasa da olur. Kıraat her türlü okuma için kullanılabilir. Mesela bir metni kıraat etmek, okumak, onu anlamak şart olmadan anlaşılabilir, anlaşılmayabilir kıraat denir. Ama tilavet okunan, anlaşılan, peşinden gidilen yani tatbik edilen bir okuma biçimini kasteder. Ve Kur'an-ı Kerim'in daha çok tilaveti söz konusu edilir. Kıraatı da söz konusu edilir tabii ki. Ama Kur'an'ın daha çok tilaveti söz konusu edilir. Daha kuşatıcı bir kelime olması hasebiyle. Bu sadece bir kelimenin anlamıyla ilgili değil bu söylediğim. Yani kelimenin böyle bir anlamı var, bunu da bilin anlamında değil. Kelimenin bu anlamı ilk başta Aleyhissalatü Vesselam'a, daha sonra ona tabi olduğunu iddia eden Müslümanlara bir sorumluluk yüklüyor. Tilavet edilen bir kitap, okunan, anlaşılan ve arkasından da gidilen bir kitap anlamına gelir. Müslümanlar Kur'an'ı tilavet ederler ve gereğini yerine getirirler. Kitap bunun içindir. Resulullah'a indirilen kitabın indiriliş amacı da, onun anlatma amacı da budur, tilavettir. Okumak, açıklamak ve gereğini yerine getirmek amacıyladır. Amaç budur nihayetinde. Hatta tilavet secdesi kavramını kullanırız değil mi? Neden kıraat secdesi diye söylenmez? Halbuki kıraat secdesi de denebilir. Aslında Türkçe olarak buna yeter ama hayır. Tilavet secdesi demek okuduğunun yerine getirilmesi gereken bir ifadedir. Okuduğu nasıl yerine getirilir? Hani burada da uygulamasını yaptık hatırlarsanız. Secde ayeti okunduğu zaman sadece okuyup geçme biçiminde değil. Hatta sadece anlama biçiminde de değil. Anlaşılan, okunduktan sonra anlaşılan bu ayetin tilaveti secdeyi gerektirir. Bu. Dolayısıyla okunan her ayetin bu anlamda tilaveti demek, anlaşılması ve gereğini yerine getirilmesi şeklinde karşımıza çıkar. İşte seni elçi olarak gönderdik ki insanlara bu kitabı tilavet edesin. Allah Resulü bize tilavet etti. Biz de onun tilavetiyle Allah'ın kitabını anlamaya çalıştık. Hala anlamaya çalışıyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Tilavet budur. Yoksa kıraat ile de ifade edilebilirdi. Düşünmeyelim. Tilavet çok daha kuşatıcı bir kavram.